İnsan hiçbir kesbi gayreti olmadan bir şeye sahip olabilir. Allah Celle Celaluhu âriye olarak meseleyi derinlemesine sufice düşünecek olursak zati olarak insan hiçbir hakkı yoktur. Hak ismi hak olan hakkındır. Na mütenahi adı var en başa hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Bütün haklar ona aittir. Fakat onun büyüklüğünün değişik bir tecelli, dalga, boyu insanlara ari olarak emaneten bazı haklar vermesi. Benzetmek olmasın. Mesela çok geniş arazileri olan, hani feodalizmde olmuş böyle bir zat, benzetmek olmasın, teşbihte hata olmaz derler. Topluyor bazı kimseleri, ben şurayı sana verdim diyor, şurayı, burası senin hakkın diyor, burası da senin hakkın diyor, burası da senin hakkın diyor. Veriyor onlara, buraları ihya edin, bir kimse ölü bir arazi ihya ederse onun olsun. Şimdi aslında o insanların hiçbirinin orada hakkı yok. Fakat hak bahşedilen bir hak. Bu açıdan isterseniz terminolojiye bir şey sokalım. Yani bir, doğrudan doğruya insanın şöyle böyle kendi iradesine bağlı ortaya koyduğu haklar vardır. Elde ettiği haklar vardır. Bir de bahşedilmiş haklar vardır. Bahşedilmiş hak, iradeye bağlı hak. Allah'ın bize verdiği haklar, hepsi bunlar bahşedilmiş haklardır. Bunu insanlıktan alın da Müslümanlığa kadar bahşedilmiş haklardır bunlar. Fakat sanki onlar bize ait gibi. Allah Celle Celaluhu lütfundan öyle değerlendiriyor. Bunun gibi öyle bu meseleyi iyi anlamak lazım. Başta bir hak bahşedilmiş olabilir. Mesela her birerlerimiz Allah Celle Celaluhu ufuk açması itibariyle bir yönüyle bu işe sahip çıkabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben bir yerde işte kendi tezgahımı kurarım. Mekiğimi elime alırım burada. Belli atkılar üzerinde bir dantela ortaya koyarım ve bunu insanlığa armağan ederim. Bunu Allah için yaparım. İsterseniz bu dantelaya lafz-ı celaleyi yazarım. Lafz-ı celal demekte de mahsur yok. Lafz-ı celaleyi yazarım dersiniz yani. Evet. Bu ilk bahşedilmiş bir haktır yani. Bu bahşedilmiş hak daha sonra insanın iradesiyle, kesbiyle elde edecek, elde etmekle veya desteklemekle, yani bir yönüyle orada istidadını, kabiliyetini ortaya koymakla, çok defa kullandığımız bir tabirle, yerinde görebilirsiniz onu, iradesinin hakkını vermekle, hakikaten dıştan bakan birisi, bu hak buna bahşedilmişti ama gösterdiği performans itibariyle bayağı hak ediyor gibi. Şimdi kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıp da hak etmedi diyebilir? Çocukluğundan itibaren kendisine sonra yapacağı şeyler ilahi ilim açısından nazar itibara alınarak ona bir peygamberlik veriliyor. Çocukluğundan itibaren bir iffet veriliyor. Çocukluğundan itibaren bir ismet veriliyor. Çocukluğundan itibaren bir fetanet veriliyor. Fakat görüyoruz ki o kendisine bahşedilen bu şeyleri, bu ilk hakları, bahşedilen hakları daha sonra iradesinin hakkını ortaya koyarak rantablo olarak kullanıyor. Öyle fizibil hale getiriyor ki bunları, siz 50 tane akıl toplansa böyle, şu işi böyle de yapabilir miydik? Hatanızla geriye dönersiniz orada. O işi öyle yapmıştır ki orada hiçbir aklı selimin, mantıkı selimin, muhakemeyi selimenin bu mesele şöyle de olabilirdi diye farklı bir opsiyon ortaya koyması mümkün değildir. Neyi nasıl yapmışsa ancak o iş o kadar yapılırdı. Bir bedenden, bir cisimden ibaret olan bir insan meleklerin yaptığı şeylerin önünde şeyler yapmıştır. Şimdi asıl mesele budur yani. Hepimize belli haklar bahşedilmiştir. Bahşedilen haklar terminolojide üzerine bir şeyler bina edebilirsiniz bunu. Fakat daha sonra madem bizi aldı buraya koydu, değişik vesilelerle kıtmir arz ettiği gibi
Mesela çoklarımız, bizden akıllı insanlar vardır. Çok akıllı. Akıllı insanı ifade adına bizde Türkçe'de bir söz vardır. Bizi suya götürür, susuz getirir. Böyle yalakların başına veya kurnaların, muslukların başına kadar götürür. Bir damla su tattırmadan öyle akıl oyunları yapar, geriye getirir. Ben böylelerini gördüm. Bizi suya götürür, susuz getirir gördüm. Ben bu hizmetin içine tam giremedim yani. Kabiliyeti müsait değilmiş. Hazreti Murat Sudavengâr'ın dediği gibi iffeti sebaveti belki koruyamadığımızdan, iffeti şebabeti koruyamadığımızdan dolayı el ayak, göz kulak, dil dudak hepsini böyle kontrol altına alarak aman ille de Allah'ın dediği, Allah'ın dediği, Allah'ın dediği, Allah'ın demediği şeyler yerin dibine batsın. Bu mülazayı koruyamadığınızdan dolayı içine girdim dediğiniz şeyin bile içine tam giremezsiniz. Öyle bakarım kendime. Fakat girdiği kadarıyla bile onu bir nimet saymama nankörlük olur. Şimdi insan küfran nimete düşmemesi bir de gurur, karşılığında gurur var. Bazen de mazhariyetleriyle övünmesi söz konusudur. Bir taraftan ne gurura düşmeli insan ne de küfran nimete girmeli. Cenab-ı Hak tarafından ilk bahşedilen o şeyleri görmeli. Bahşedilen şeyleri görmeli onları. Fakat sahibine vermeli. Onun için Hazreti Pir, Hassan bin Sabit'ten iktibas ettiği şiiri farklılaştırarak öyle dediği gibi ben de böyle diyorum diyor. Ve ma medahtu Muhammeden bi makaleti ve lakin medahtu makaleti bi Muhammedin. Ben Efendimiz'i bu sözlerimle methetmedim. Fakat o benim sözlerim içinde yer aldığından dolayı nazımlarıma renk kattı, desen kattı. Ayrı bir şiveye ulaştırdı, müessiriyete ulaştırdı diyor. Ben de diyor avazım çıksa bütün dünyaya duyururcasına bağırırım. Ve ma medahtul Kur'ane bi makaleti ve lakin medahtu makaleti bil Kur'ani. Ben sözlerimle Kur'an'ı metü sena etmedim. Fakat Kur'an benim sözlerimde yerlerini aldığından dolayı sözlerimi Kur'an methetti. Sözlerime Kur'an kıymet kazandırdı, değer kazandırdı. Şimdi bir taraftan nankörlüğe düşmemek lazım. Bir taraftan da gurura girmemek lazım. Ferdi enaniyete girilmemesi gerektiği gibi aidiyet mülahazasıyla şöyle cemaat, böyle bir cemaat de dememek lazım. Evet, bunları Cenab-ı Hak'tan bilmek lazım. Bu açıdan hiç tatmadım, hiç duymadım, hiçbir şey istifade etmedim deyince Cenab-ı Hakk'a karşı nankörlük ifadesi olur. Bir şey arz ediyordum yani. Ama yani sokaktan geçiyoruz herkesle beraber. 50 tane insan kol kola sokaktan geçiyoruz. Tam geçeceğimiz zaman bir kapı aralanıyor. Bir tanesi gel gel diyor. İçlerinde 3 tane insan ayrılıyor oraya. İster merak sahikiyle, isterse o çağıran insanın samimiyet gamzetmesiyle, gözlerindeki inandırıcılıkla, tavırlarındaki inandırıcılıkla gel gel diyor. 3 insan ayrılıyor, oraya giriyor. İşte bu bir ilk bağıştır, bahşiştir. İlk bir lütuftur. Öbürleri gidiyorlar, önemsemiyorlar, gidiyorlar. Şimdi bunu ben yaptım, ben düşündüm, ben ettim diyemezsin yani. Nice akıllı insanlar geldi o caddeden geçtiler ama aralanan kapıyı görmediler. O sesi duymadılar. Hatta yakınındaydılar. Ebu Leheb gibi yaşadılar. Ebu Leheb gibi yuvarlanıp gittiler. Nüksanallah. Şimdi bu Allah'ın bir lütfudur. İlk bahşiş bilmek lazım bunu. Fakat daha sonra Cenab-ı Hak madem bizi buraya koydu, böyle bir şey koydu. Madem belli ölçüde ufkumuzu açtı. Madem gayeyi hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse esan enelere döner etrafta gezer. Benlik girdabına düşmemenin çare yeganesi bir yüksek mefkureye dilbesti olmaya bağlı. Batmamak, boğulmamak, bir bataklık içine düşmemek için yüksek bir gayeye yapışmak lazım. Yüksek bir gayeye. Bir hablül metin gibi, kopmayan bir kurt gibi.
Bu urgan gibi ona yapışmak lazım. Biraz evvelki mülazaya bağlayabilirsiniz. Rabbim rızan, Rabbim sen, seni istiyorum. Senin yerine ben kalksam cenneti bile istesem küstahlık yapmış olurum. Seni istiyorum. Cennet senin bir lütfundur. Cehennem de senin gazabındır. Koruyacaksan sen beni kendi rahmetinle, inayetinle korursun. Şimdi insan böyle bir konumda kendisini buluyorsa bu defa orada davranışlarını bir yönüyle rantaplı hale getirmesi lazım. Her şeyi nasıl dünyevi işlerimizde böyle bir işe teşebbüs edeceğimiz zaman bana da sorsalar diyorum ki bir uzmanlara sorun bu meseleyi. Fizibilse şayet ona göre o işe teşebbüs edin. Sonra başınıza dert almış olursunuz. Şimdi bulunduğumuz yer itibariyle biz o bahşedilmiş hakkı nemalandırmak için bize ilk defa tevdi edilen o tohumu kuvve-i imbatiyesi güçlü bir toprağın bağrına atmak için değerlendirmeliyiz. Acaba ne yapmalıyız ki bu tek tohumdan iki tane başak çıksın? İki tane başaktan 50 tane buğday çıksın? Bu 50 tane buğdayı ikinci mevsimde biz yere saçalım. Yine aynı mantık, aynı felsefe ile saçalım. Onu öyle bir değerlendirelim ki Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu o 70'lere, 700'lere ulaşsın deme. İşte böyle davranırsa insan konumunun hakkını veriyor demektir. Durması gerekli olan yerde duruyor demektir. Bu da insanın kendi kendini böyle sık sık kontrol etmesine, yine değişik vesilelerle ifade edildiği gibi, yani durması gerekli olan yerle durduğu yer arasındaki durumu değerlendirmeye bağlıdır. Allah bana bu lütuflarda bulunduğuna göre, böyle bir atmosferde bulunma imkanı bana bahşettiğine göre ben nasıl olmalıyım demeli. Şimdi Allah Celle Celaluhu bunca şeyi bize duyurdu. Yakışır mı bize boş durmak? Nasıl der İbrahim Hakkı Hazretleri? Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti dildardan bari utan gecelerde diyor. Şimdi gafleti ko, Allah'ın seni koyduğu yerde o yerin hakkını düşünerek utan bari Allah'tan. Allah bir yere getirmiş koymuş seni. Onun hakkını vermeye çalış. Şöyle maddi misaliyle değerlendirebilirsiniz. Bir adamı genel müdür yapmışlardır. Onun hakkını vermesi lazım. Müsteşar yapmışlardır. Hakkını vermesi lazım. Bakan yapmışlardır. Hakkını vermesi lazım. Benim gibi hareket edemez o. Benim gibi hareket ederse millete ihanet ediyor demektir. Başbakan yapılmışsa hakkını vermesi lazım onu. Cumhurbaşkanı yapılmışsa hakkını vermesi lazım. O konumla bir millete ölesiye, göbeğini çatlatasıya, öz beynini burnundan kusasıya yapılması gerekli olan şeyler neyse onu yapması lazım. Öz beynini burnundan kusarcasına o konumda olan bir insan ne yapacaksa onu yapması lazım. Yoksa konumuna terettüp eden vazifeyi yapmıyor demektir. İhmal ediyor demektir. Aldatıyor, kandırıyor demektir. Şimdi ilk bahşiş, ilk mevhibe bu Allah'ın bir lütfudur. Onda bizim bir dehlimiz yok. Fakat sonraki performansla, gayretle, ciddiyetle bu işe sahip çıkıp rantablo olarak o işi değerlendirmek suretiyle bir yönüyle meleklere şunu dedirtmeliyiz. Ya Rabbi sen ilk başta bu zatı böyle açılan kapıdan içeriye aldın. Demek ne kadar isabet buyurmuşsun. Hani bir gün Hazreti Adem karşısında Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Etecelü men yusidu fiha ve yesüküddima diyorlar. Tabiatına bakınca bakıyorlar ki nefis var bunda. Şehvet var bunda. Cerveze yapacak akıl var bunda. Öfke var bunda. Hiddet var. O kadar çok boşluk var ki tabiatı insaniyede. Şeytan da diyor ki ben bunun içinde cirit atarım diyor. Fakat Adem konumunun hakkını veriyor orada. Bir zelle yaşasa bile doğrulur doğrulmaz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Allah'ın bildirmesiyle melekler Hazreti Adem'in
hakaikini, iç dünyasını, enginliklerini görünce Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim diyorlar. Şimdi ilk lütufla, ilk bahşişle belli bir konuma getirilmiş insanlar, çoğunuz böyledir zannediyorum. Kendimizden bilmeyelim bunu. Bir lütufla çekilmiş, bir lütufla itilmiş, bir lütuf kancasına mı diyelim, oltasına mı diyelim, takılmışız. Hüsnü zannım olan bir zat, ben hüsnü zannım olan bir zat koluma girmiş, falan yere gidelim demiştir. Ben de bu yalan söylemez, doğru bir insan. İnandırıcı bir tavrı var. Şimdi bu ilk bahşiştir, bir lütuftur. Bunu değerlendirdiğiniz takdirde bir kere daha meleklere Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sen ya Rabbi baştan bunları böyle içeriye aldın. Koridorda tutmadın. Kabul salonunda da tutmadın. Haremgahı Sübhanine aldın. Harem odasını aldın ve bunları taltif ettin. Ama ne kadar isabetliymiş demek, biz çok gerilerden bakıyormuşuz meseleye. Dedirtme. Allah'ın lütfettiği o şeyi rantabl değerlendirerek onu dedirtmeye bakmak lazım. Bu asıl mesele de odur. Ha bu arada Cenab-ı Hak adetinin üstünde, fevkaladeden, adetler kategorisi içinde fevkaladeden lütuflarda bulunabilir. Başka mesele. Fakat ehli sünnet vel cemaat akidesine göre mesele iradeye bağlıdır. Ve bizim Allah karşısında muhatap olmamız irademize bağlıdır. Amellerimiz, o amelleri bizim irademiz üzerinden Allah yaratmaktadır. İnsan Allah'ın izni inayetiyle, ameliyle, bir yönüyle, ameli vesilesiyle diyelim cennete girecektir. Bir iznillah, bir inayetillah, bir riayetillah, yine ameli vasıtasıyla cehenneme gitmeyecektir, cehennemden korunacaktır. Şimdi ilk bahşişle, bağışlamayla yani son durum arasında böyle bir şey. İnsan bu ikinci durumu rantabl değerlendirmezse şayet Allah Celle Celaluhu na ehillerin elinden alır onu, ehillere verir. Şimdi sahabe-i kiram efendilerimize dünyada onlar gibi onlara Kur'an'ın mucizesi diyoruz. Mucize insanın yapamayacağı bir şey. Öyle reşhalarda baktığınız zaman yani şu kadar gaddar, şu kadar zalim, şu kadar hattar, çocuklarını diri diri gömen insanlar böyle, kadına hak tanımayanlar, onu ruhu var mı yok mu diye münakaşasını yapanlar, hayvan nazarıyla bakanlar, bir sürü puta tapan bu insanlar, 50 türlü vahşet içinde bocalayan insanlar, Kur'an mucizesi olarak birdenbire cihani idare edebilecek mürebbiül okul oluyor yani. Bütün beşerin akıllarını terbiye edebilecek bir kıvam sergiliyorlar. Mucize bir toplum yani diyoruz onlara. Evet. Şimdi öyle bir topluma Kur'an-ı Kerim diyor ki Maide Sûre-i Cellesinde Ya eyyühellezine amenu. Bakın iman edenlere hitap. Ya eyyühellezine amenu. Ya eyyühennas değil. Ya eyyühellezine amenu. Men yertedde minkum en dinihi. Kim dininden geriye dönerse, yaptığı şeyleri, yapması gerekli olan şeyleri aksatırsa فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah bilinmedik bir kavim getirir. Yani diyelim ki sahabe-i kiram efendilerimizi getirir. Arkadan Emevileri getirir. Sahabi belli bir dönemden sonra ihtimal Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali dönemindeki kıvamı koruyamadı. Emeviler belli ölçüde vazife yaptılar. Onlar bir kısım gaddarlık, hattarlık, seffahlık, kan dökme. Onu da yapınca Allah aldı, Abbasilere verdi. Onlar bir sarsıntı yaşadıkları ve hususiyle Haçlı seferlerinin ilki sayarım ben Malezgirt Meydan Muharebesini, Roma İmparatorlarının oraya gitmesini, ilk Haçlılara kapı açma, karşısına Selçuklular çıkıyor, Alparslan, Aleyhir Rahmetü ve Gufran Hazretleri. Amcası Tuğrul Bey,
Abbasi sarayında bir yönüyle orada askeri idareyi idare eden bir insan. Öyle saltanata, hükümranlığa talip insanlar değil. Fakat orada düşmanı göğüslemek onlara düşüyor. Allah Celle Celaluhu bir sürede onların elinde, aşağı yukarı iki asırdan fazla bir süre onların elinde kalıyor o iş. Ama Haçlılarla yaka paça olarak, Moğollarla yaka paça olarak onların elinde kalıyor. Alıyor Allah Celle Celaluhu onlardan, Konya'ya sıkışmış, daralmış, Keykubatlarıyla, Keyhusrevleriyle. Artık o büyük misyonu eda edemez hale gelmişler. Hele bir de işlerinde baba isyanları olmuş. Adamlar ta Amasya'ya kadar gitmiş, bayraklarını dikmişler orada. Bir bahtını cereyan olarak. Allah Celle Celaluhu Söğüt'te, Söğüt'ün işte bir yerinde orada bir tırtıldan metamorfozla bir kelebek çıkarmış. Osmanlı doğmuş. Allah'ın izni inayetiyle 4 asır bir bölgeyi huzur içinde idare etmiş. Allah almış, onlara da vermiş. Demek ki iş tam kıvamında Allah'ın istediği gibi eğer olmazsa şayet Allah Celle Celaluhu birinden alır öbürüne verir. Onun için siz size ilk bahşiş olarak tevdi edilen şeyin hakkını vermezseniz, tabiri diğerle konumun hakkını vermezseniz, farklı bir tabirle, tavzih edici bir tabirle durmanız gerekli olan yerde durmazsanız, gerisinde durursanız şayet men yerten de mümkümen dini فَسَوْفَ يَتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah ayrı bir kavim getirir. Davasını onunla temsil ettirir. Nasıl bir kavim? يُحِبُّهُمْ Allah onları sever. وَيُحِبُّونَهُ Onlar da Allah'ı severler. İnsanlar Allah'ı seviyorlarsa, Allah'ı andıkları zaman bir ölçüde bulunağının kemiği sızlıyorsa şayet, Allah tarafından sevildiklerine inanabilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda ortaya koyduğu ölçüyle şöyle buyuruyor. Allah nezdinde yanında yerinizi ve konumunuzu öğrenmek istiyorsanız nezdinizde Allah'ın yer ve konumuna bakınız diyor. Allah'la ne kadar alakanız varsa, ne kadar sen Allah'ım, sen diyorsanız Meleği Âlâ'da siz o kadar seslendiriliyorsunuz demektir. Allah diyordu ki meleklere, falanlar beni seviyorlara, o sevgi benden gidiyor. Çünkü ben onları seviyorum. Kalbinizde Allah'a karşı olan alakayla, Allah nezdinde size karşı olan alakayı tartabilirsiniz. Mebsûden mütenasiptir bu. Onun için ikisini peşi peşine zikrediyor. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. اَزِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَيْزَتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ Diğer bir şey, o yeni gelecek, cedid kavim, dünyayı yeniden inşa edecek, bir bahsu badel mev sergileyecek, umumi bir diriliş dünyada. Bunlar, اَزِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı tevazu kanatlarını yerlere kadar indirirler. Kendilerini herkesten daha, her müminden daha dün görürler. Hazreti Ali ifadesiyle kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlar arasında insanlardan sade bir insanım. Sade bir insan. Müminler nezdinde. Aizzetin helal kafirin. Küfür sıfatlarına karşı da insanlara değil. Küfür sıfatlarına karşı da çok azizdirler. Yeryüzünde bağışlayın, apukluğun, sapıklığın bertaraf edilmesi için, herkesin doğru düşünmesi, doğru karar vermesi, insanca yaşaması için, küfür sıfatlarını izale etme adına, insanları küfür sıfatlarının girdabından kurtarma adına, bizim irşada getirdiğimiz tarif çerçevesinde, İnsanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek kalbin aşık olması gerekli olan Allah'la kalbi buluşturma adına bir gayret sarf ederler. Küfre karşı da böyle bir mücadele. Onlar böyle bir kavim getiririm diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi kendinizi tartarsınız.
Biz böyle miyiz? Yoksa emanet elimizden alınacak durumda mı bulunuyoruz? Ezilletin el mümin, aizetin el kafirin. Yücahidûne fî sebîlillâh ve lâ yekâfûne levmete lâim. Hak bildikleri yolda sürekli mücahede sergiliyorlar. Mufahale babından diyecek olursanız sürekli mücahede sergiliyorlar. İşte biraz evvelki tarif çerçevesinde insanları Allah'a ulaştırmaya çalışıyorlar. Olumsuz, negatif sıfatlardan sıyrılmalarını, arınmalarını temine çalışıyorlar. Ve bu arada kendilerine her şey deniyor. Ajandalarında bir şey var deniyor. Gerici deniyor. Dinci deniyor. Yobaz deniyor bunlara. Çağ dışı insanlar deniyor. Alemin böyle demesi, karar verdikleri öyle, yürümeye karar verdikleri o yolda yürümeden onları alıkoymuyor. Ve la yehafune levmete laim. Levmedenin, kınayanın kınamasına karşı herhangi bir korku hissine, bir paniğe, bir paranoyaya girmiyorlar bunlar. Zâhil kefadullâh yüveti men yeşâ. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Dilediğini lütfeder Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu evsaf-ı âliye açısından ilk bahşiş acaba kıvamında insanlar tarafından temsil ediliyor mu, edilmiyor mu? Kimse hakkında suizanla girmeyelim. Buradaki insanların hepsi inşallah bu seviyenin insanlarıdır. Fakat bence meseleye rasyonelce bakarken Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu evsaf-ı âliye açısından bakmak lazım. Savaşan esas evsaf-ı âliyedir. Evsaf-ı âliye, evsaf-ı deniye mi diyelim, hasise mi diyelim, onlarla savaşıyor. Evsaf-ı müminin, evsaf-ı küffar ile savaşıyor. İnsanları olumsuz, negatif şeylerden kurtarma savaşı veriyor. Şimdi hakiki sahipler yoksa şayet, herkes hakkında böyle düşünürsem ben suizan olur. Yani biz hakkı sahip yok bugün. Biz emanetçileriz. Hele siz bu işi bir miktar götürün. Ben sonra sahiplerini yaratacağım, onlara veririm bunu. Ben bugünün müminler hakkında böyle bir düşünceye saplanırsam suizan etmiş olurum. Ama kendi hakkımda düşünürken vallahi öyle uyuyor ki durumu da uyuyor, numarası da uyuyor. Bize düşmez bu iş diyebilirim. Ama herkesi öyle göremem. O insana karşı saygısızlıktır. İnsanlar hakkında suizandır. Eğer tam kıvamında bir toplum bu meseleyi temsil etmiyorsa bu defa el alem getirir bayrağını sizin kalenin en yüksek burcuna dikiverir. Bayrağı dikiverir, size hükmediverir, size vesayetin çeşit çeşitini yaşatır. Omuz vesayeti yaşatır, pazu vesayeti yaşatır, mantık oyunu vesayeti yaşatır, medya vesayeti yaşatır, nahukuk vesayeti yaşatır, vesayeti yaşatır, vesayeti yaşatır. Kimliğinizi size unutturacak şekilde vesayetten vesayete düşer, belinizi doğrultamazsınız o zaman. Evet, bu açıdan konumun gereğini yerine getirerek muvakkat emanetçi değil, o işin daimi emanetçisi olmaya bakmamız lazım. Kıvama dikkat etmemiz lazım. Meseleyi sohbeti canına bağlamamız lazım. En önemli mesele nedir yani? Ona dilbeste olmak lazım. Çünkü onun getirisi başka şeylerle mukayese edilmeyecek kadar büyüktür. Öyle olma varken onun berisinde daha dun şeylere dilbeste olma bence dun himmetliktir. Himmeti âli tutmak, çıtayı sürekli yükseltmek ve liyakatımızı ortaya koyma mecburiyetindeyiz. Bunu söylemiş şahsım adına doğru değildir de her gün yani kardeş, dost, taraftar, muhip, sempatizanın yanında aynı zamanda dünyadaki bütün insanlar bu işe gönül verenler. Bunları imanda, İslamiyet'te, ihsanda zirvelere çıkar diye eğer günde 10 defa diyorsam ben bunu siz az sayabilirsiniz.
ve ben 10 defaya inhisar ettiriyorsam milletime karşı vefasızın ta kendisi aşağılık mahlukum biriyim demiyorsam, istemiyorsam. Bu açıdan emanet, emanetini al, sahibine ver bunu diyeceğime Allah'ım bizi emanetini alacağın güne kadar emanette emin kıl. Hazreti Pir'in duası bu. Emanetini alacağın güne kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Cebimizde hakikaten öyle bir ajandamız yoksa, bir hesabımız yoksa bence endişe etmemek lazım. Diyecekler. Bir gün dedikleri şeyden kendileri utanacaklar. Bir de genel havaya, havanın akışına, sağda solda, kapalı kapılar arkasında, kapıların önünde, koridorda, kabul odasında, lobide, yatak odasında hep aynı şeyleri düşlüyor, aynı şeyleri konuşuyor. Aynı müzakereleri yapıyorsak inanmam olmaz artık o meseleye. Kim demiş, kim iddia etmiş? Şu şekilde, bu şekilde ama kısmi, ama nısfi, ama tamami falan şeye vaziyet etme niyetindeyiz. Harisane bir şeyin peşindeyiz, çok doğru. Geriye dönüşünü çok büyük bir şey gördüğümüz, kabul ettiğimiz bir husus var. Allah'ın rızası ve taabbüdü mülahaza ile emrettiği şeyleri milimi milimine emrettiği çerçevede yerine getir. İşte bu mevzuda hırsımız var, doğru. Çok küçük bir yanlışla bu rıza mülahazasını zedeleyebiliriz. Onu zedelememek çok önemli. Talip olunan şey, geriye dönüşü size başka gayretlerin, cehdlerin veremeyeceğini veriyorsa şayet bence, insanlar onu bırakıp da başka bir şeye talip olmazlar. Yapılan işler biraz da hedeflenen şeyin kıymetiyle mebsude mütenasip kıymet ifade ederler. Yani bütün dünya, şu dünya güzel bir şeydir yani. Dünyayı cennete çevirme. Hatta onun ekosistemine müdahale etme. Onu Cenab-ı Hakk'ın yarattığı gibi tabi haline irca etme. İster insanı, ister başka canlıları, ister genel havayı, atmosferi eski haline irca etme gibi. Böyle bir sultanlık bile olsa güzel bir şey. İnsanlığı rahatlatmış, nefes aldırmış olursunuz. Fakat bunların hiçbiri Cenab-ı Hakk'ı hoşnut etmenin yanında fazla bir şey ifade etmez. Firdevs'i istemenin yanında fazla bir şey ifade etmez. İnsanlığın iftihar tablosuna komşu olmanın yanında fazla bir şey ifade etmez bunlar. Bu açıdan da insan neye dilbeste derdi eskiler. Gönlünü kaptırma diyebilirsiniz. Dil gönül demektir. Hep oturup kalkıp onun türkülerini söylüyor. O mevzuda onun kazancı da dil besli olduğu şeyin kıymetiyle mebsule mütenasiptir. Sabah farklı bir mülahaza ile arz ettim. Hani herhangi birinize kitmir mülahazasından bahsediyorum da benimle bu recada müttefik olan arkadaşlarımın hissiyatını bazen paylaştığım duygusu içine de girebiliyorum. Mesela ben çok büyük gördüğüm Abdülkadir Geylani Hazretleri, Hasan Şazili Hazretleri, Muhammed Bahuddin Nakşibendi, Hazreti Pir-i Mugan. Şimdi bu türlü payeler, mansıplar bile atını eğerini vursa, bu atını size doğru mahmuzlasa, ben size geliyorum dese, bu mevzuda
rıza ilahinin üstünde size bir şey ifade ediyor mu, ona bakmak lazım. Allah'ın hoşnutluğu mu? Şu anda benim Şah-ı Geylani olarak kanatlanmam mı? Çok rahatlıkla Allah'ın rızası yanında onu bana lazım değilsin. Şah-ı Geylani Allah'ın rızasından başka bir şey düşündü mü, düşünmedi mi? Biz Şah-ı Geylani'lik derken bir yönüyle denizde batmadan yürüme, havada kuş gibi uçma, bir yerde perispirileriyle bir başka yerde görünme, burada sizinle oturup sohbet ederken Kabe'nin etrafında metafta tavaf etme gibi hususiyetlere haiz olma, yani o yönüyle. Yoksa o zat Allah'ın rızasına talib-i rahip, belki onun dışında bu türlü şeyler de ona iki sıradan lütfediliyordu. O da onlar istidrac olabilir mülazasıyla kalbi titriyordu. Aman ya Rabbi, ben senden başka bir şey istemiyorum. Bunları niye veriyorsun bana? Evet, fakat hani Şah-ı Geylani'lik derken Şah-ı Geylani değil. Öyle bir zatın bir yönüyle Allah'a teveccühüne terettüp eden çok özel hususi mahiyette lütuflar, ihsanlar, keremler, mevahip diyebilirsiniz, mevarit diyebilirsiniz. Varid olan şeyler ve ilahi mevcubeler bunlar. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuyla mukayese yapıldığı zaman katiyen onunla hiçbir şey mukayese yapılamaz. Ve ona talip olan dünyada en büyük şeye talip olmuştur. Öyle bir gaye, o gayeyi gerçekleştirmeye matuf gaye ölçüsünde vesile de nam-ı celili ilahiyi belli ölçüde dünyaya duyurmaktır. Bağırarak, çağırarak değil, temsille, inandığını davranışlarınla, oturuşunla, kalkışınla, konuşmanla, bakışınla, helala harama dikkat edişinle, iffetinle, ismetinle, hikmetinle, fetanetinle onu anlatma gaye ölçüsünde bir vesiledir. Bunlara dilbeste olan insan, gönlünü veren, kaptıran, aşık olan, Leyla diye bunların arkasından koşan bir insan dünyada en büyük şeye talip olmuştur. Bu açıdan da ona gelecek şeyler, geriye dönecek şeyler de o ölçüde büyüktür. Evet. Bu itibarla aklı başında insanlar büyük şeylere talip olmalı. Başka yapılan büyük şeyleri hafife alma manasına almamalı, algılamamalı. Güzel bir devlet idaresi için çalışan, o mevzuda azmi ikdamda bulunan, gayret sarf eden insanlar, niyetleri samimi ise, kendilerini düşünmüyorlarsa, bazı şeyler koparmak, kotarmak, aparmak, bir yerde stoklar yapma gibi niyetleri yoksa, millete hizmet de çok önemli bir meseledir. Onunla mukayese edilmese bile. Evet, bu onları hafife alma manasına değil. Fakat dilbeste olunacak meselelerin önemini vurgulama adına, talip olduğunuz şey neyse şayet, ona terettüp edecek ilahi teveccüh, onunla mebsude mütenasip derdi eskiler, şimdi doğru orantılı. Tam o nisbette olur. Çünkü bunu bilen insanlar, ne diye yani ajandalarında farklı mülazalar taşısınlar. Belki bu hususun hep anlatılması lazım. Her yerde, her fırsatta. Hiçbir mülazamız yok, düşüncemiz yok. Kaldı ki günümüzde buna münzam başka bir şey daha var. Bazı kimseler din adına, iman adına, İslam adına, Efendimiz adına sallallahu aleyhi ve sellem dinde rahneler açıyorlar bir yönüyle. Canlı bombalar oluyorlar, masum insanları öldürüyorlar. Suçu olmayan kimselerin canına kıyıyorlar. Ve bunlar din adına yapıldığından dolayı dinin çehresine atılmış zift gibi bir şey oluyor. Müslümanlığın olmadığı, onun olamayacağı, terörün Müslümanlığın içinde ayak ucu kadar bir yerinin bulunmadığını anlatma da bir yönüyle, doğru inancı anlatma adına çok önemli bir meseledir.
İşte bunu anlatmak için dünyanın her yerinde olabiliriz. En ücra yerlerinde. Görünland'dan bu sene Türkçe olimpiyatları iştirak ediyor. Sizin arkadaşlarınız oraya da gitmiş. 5-10 sene öncesine kadar Görünland'da insan mı yaşıyor, beyaz ayı mı yaşıyor, Türk insanı bilmezdi onu. Fakat oradan olimpiyata insan hazırlanıyor. Doğruyu gösterme esasen, doğru gösterme. Yoksa o eğrilikler içinde zat-ı uluhiyeti doğru tanıma, zat-ı uluhiyeti sevme, Efendimiz'i doğru tanıma, Efendimiz'i sevme. İslam'daki cihat, mücahede nedir? Onu kendi temel esprisiyle kavrama ve sevme, bir vazife bilme onu. Bunlar ayrı meseleler. Günümüzde ayağa düşmüş şekliyle onlar daha farklı meseleler. Yani bir taraftan anlatılması gerekli olan şeyler anlatılmalı. Bir diğer taraftan başkalarının yanlış anlattığı, yanlış ortaya koyduğu şeylerin tahsiye edilmesi, düzeltilmesi. Yazdığınız bir makaleyi bile sözden sazdan anlayan birisine redakte ettiriyorsunuz. Allah tarafından gelmiş, bu kitab-ı ilahi onun yorumu, tevilü, tefsiri, çağlara göre anlayışı, bu birileri tarafından farklı ortaya konuyorsa şayet, bence o işin redaksiyonundan anlayan insanlar, hayır, maksat budur, bu ilahi emirden deyip, o meselenin doğrusunu ortaya koyma mecburiyetindedir. Rabbi fir ve rahim, bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Elinizde bir mum varsa, dünyada tutuşturulacak ne kadar mum var? Hepsini tutuşturmaya talip olun. Bu söz, bir mum gibi yanan, eriyen, kendi aleyhinde yaşayan ve değişik mumları tutuşturan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin sözüdür.